Ben Fırat Yılmaz Çakıroğlu. İzmir Ege Üniversitesi'nde tarih bölümü okuyorum. Yüreği vatan için çarpan ben, bu devlet için okuyordum. Çözüm süreci yıllarıydı. Devletimiz zor zamanlardan geçiyordu. İçimizde hainler vardı. Bölücü katiller meydandaydı. Türk'ün aziz bayrağını yakıyorlardı. Bebek katili köpeği savunuyorlardı. Yazın askerime kurşun sıkanlar, kışın üniversitede cirit atıyordu, cirit. İlk geldiğim gün PKK'lı teröristler stand kurmuş, polisime, çelik kuvvetime hakaret etti. Hiç kimse çıkıp bir şey diyemedi. Hiç kimse o şerefsizlere ses çıkaramadı. Çelik kuvvet görevini yapmıyordu. Ve ben yüreğimdeki imanla yürüdüm. Standa gidip tekme attım. Çakal ordusu karşıma dikildi. Her biri şaşkına döndü. İlk mücadelemizi o gün başlattım. Mücadelemiz 1000 yıllık nizam-ı alem davamızdı. Yürüdüğümüz yol ise Kızıl Elma'ydı. Kimisi bana reis dedi, bağrına bastı. Kimisi faşist dedi. Kimisi koyun dedi, lanet okudu. Kimisi de yalaka dedi. Arkamdan konuştu. Lakin ben ne faşisttim, ne yalakaydım, ne koyundum. Ben vatanı milleti için canını dahi verebilecek olan bir erdim, bir yiğittim, bir Mehmetçiktim, bir ülkücüydüm. Kafama koymuştum. Bu düzeni değiştirecektim. 30 kişi de kalsak, 20 kişi de kalsak, mücadelemizden ve davamızdan vazgeçmeyecektik. Gerekirse tek başıma devam edecektim. Ve bu düzeni değiştirecektim. Yılmadan cenk ettim. Yılmadan mücadele ettim. PKK'lı itler üniversitelere öğrenci almıyordu. Türk'ün aziz bayrağını indirmeye çalışıyorlardı. Bu işin sonunda şehadet yatıyordu. Ve ben şehadete yürüdüm. Vatansever olduğum için bana Türk dediler. Bayrağımı sevdiğim için bana Fırat dediler. Kara toprak uğruna, vatan uğruna can verdiğim için bana şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu dediler. PKK'lılar tekrar ayaklandı. Üzerimize geldiler. Bacağımdan bıçaklandı. Ve bir anda etrafı gül kokusu sardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i gördü. Bayrağımı gördüm. Vatanımı gördüm. Şehit olduğumu ve Allah katına yükseldiğimi gördüm. Ülkem için yaşadım. Aşkım için öldüm. Ben şehit oldum vatan için. Siz şahit olduğunuz bayrak için. Bozkurtuludu Türk için. Attım makamımı vatan için. Renk verdim aziz bayrağa.
İhanet nedir bilir misiniz? Kardeş bildiklerinizin çakal çıkması sizce nasıl bir his? Makam, mevki için vatanlarını satmaları kabul edilir mi? Tabii ki de kabul edilmez. İhanetin affı olmaz. Bu kardeşin olsa, dostun olsa, yoldaşın olsa, annen olsa, baban olsa, bacın olsa. Vatanına ihanet eden herkes bedelini öder. Kim olursa olsun fark etmez. Vatan aileyi oluşturur. Aile milleti oluşturur. Millet ise devleti oluşturur. Ben 15 Temmuz için asker bildiklerim, komutan bildiklerimin ihanetlerini gördüm. O gün asker kılığına bürünmüş teröristleri gördüm. Semih Terzi denen alçak teröristi öldürmek için Zekai Paşa'mdan emir alarak onu arnının çatından vurdum. Ben vatanım için yaptım. Aklımda ve dilimde makam, mevki kaybetmek yoktu. Tek korku vardı. O da vatanı kaybetmek korkusuydu. Ben Ömer Halis Demir. O gün hainleri vurdum. Onları geçirmedim. Bedelini 30 kurşunla ödedim. Ülkem için yaşadım. Aşkım için öldüm. Bizim işimiz herkesten daha da zordur. Neden mi? Çünkü milletin derdiyle dertlenirsin. Vatanın derdiyle dertlenirsin. Devletin derdiyle dertlenirsin. Bayrağa aşık olursun, vatana aşık olursun. Devletine aşık olursun. Gönlünden ve aklından geçen sadece devletin, vatanın, bayrağın ve milletindir. İşte bunu herkes yapamaz. Bunu her yiğit yapamaz. Bunu ancak bu vatan için candan geçenler yapabilir ve başarabilir. Düşünsenize, gecenin saat 1'i ya da 2'si, 3'ü, yani 4'te 1 arasında. Hani bilim adamları diyor ya, uykunun en tatlı saatleri o an. En verim alacağınız zaman yani. Uykunun 10 saatlerinde karakoldasınız. Polissiniz, askersiniz, jandarmasınız. Efendime söyleyeyim, istihbaratçısınız. Uyuyorsunuz. Uyursanız ölürsünüz aslında. Bu hesap, bu hesap. Siz uyurken bir anda bomba patlıyor. Bir anda kafanıza kurşunlar yağıyor. O ışınla kalkıyorsanız askerinize emir veriyorsunuz. Ya da komutanınızdan, çavuşunuzdan, onbaşınızdan emir alıyorsunuz. Elinize silahınızı alıyorsunuz. Düşmana karşı vuruşmaya gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz, çarpışıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz komutanınız şehit düşmüş. En yakın silah arkadaşınız şehit düşmüş. Kan kardeşiniz şehit düşmüş. Can yoldaşınız şehit düşmüş. İki tane itin mermisine gidiyor bu vatanın evlatları. İki tane itin. İki şerefsizin, iki peşmergenin mermisine itip gidiyor bu vatanın evlatları. Ne için? Gökteki ay yıldızı bayrak daha çok dalgalansın diye. Ay yıldızı bayrak o itleri daha çok korkutsun diye. İşte bu yüzden itip gidiyor o kahramanlar. Buyur. İşte siz de şehit düşmüşsünüz. Bir düşünün, kendinizi şehitin yerine koyun. Hani en iyi askersinizdir, başarılı komutansınızdır ya da efendime söyleyeyim işinizi iyi yapıyorsunuzdur. Yemin töreninde size madalya verecektir komutanlığınız. İşte madalya alacaksınız ya da rütbe atlayacaksınız. Göğsünüze madalya takacaklar. Siz göğsünüze madalyayı beklerken hainler sizin göğsünüze kurşunu takıyor. Siz göğsünüze madalyayı beklerken göğsünüze kurşun yiyip şehit olursunuz. İşte bunu herkes yapamaz. Madalyayı bekleyip kurşunu herkes karşılayamaz. Vatan için şehit oldun. Anne seni kundağa sardı. Bu dünyaya gelen her bebek kundağa sarılı geldi. Ölen insanlar da aynı şekilde kundağa sarılı gitmiyor mu? Yani kefene sarılı.
Ama bu başka. Şehit olanlar ay yıldızı bayrağı sarılı gidiyor. Ay yıldızı bayrağı sarılı gitmek ne demek? Şehit olanlar kanlarıyla ay yıldızı bayrağı renk veriyor. Bayrakta aziz şehitlerden renk alıyor. Onlar İslam'a erişiyor. O İslam ki ruhu mahşerdir. Ruhu mahşere erişenler vatan için can verenlerdir. Vatan için can verdiler. Televizyonda adları 2 dakika duyulacak belki de. Şehit ailesi için hayat durmuştur o an. Aileleri, yakınları, akrabaları, eşleri, dostları, arkadaşları hüzünlenir. Onlar için hayat bitmiştir, alt üst olmuştur. Çünkü en sevdikleri insan yapmıştır. Kaybetmişler. Onlar anlarlar işte bu vatanın kıymetini. Ancak televizyonda 2 dakika anlarlar sizin adınızı. Adınız her neyse. 2 dakika anılırsınız. Şehitlik haberiniz gelir. O an Ayşe teyze ocağın başındaki yemektedir ve sizin adınızı duyar. Belki bir Fatiha okur. Belki Allah rahmet eylesin der. Eğer vatanın dertlisiyse o da vatan sağ olsun der. Ya da kederlenir, hiçbir şey belli etmez. Yemeğini yapmaya devam eder. Kafeteryadaki insanlar sevgilisiyle buluşmaya devam eder. Ferhat Bey oğlunun düğününü yapmaya devam eder. Çocuklar sokakta top oynamaya devam ederler. Onlar için hayat devam eder. Peki niye mi? Sen niye bir şehit düşersin? Onlar hayatına devam etsin diye şehit düşersin. İşte onlar da bunu yaparlar. Sen onlar mutlu gül oynaya geçsinler diye şehit olursun. Onlar da mutlu mesut devam ederler. Seni unutmazlar ama. Her ay yıldızı bayrağı gördükleri zaman sana bir Fatiha okurlar. Her tekbiri kulaklarına getirdikleri zaman karşılarında şehitleri görürler. Bunu her millet yapamaz. Bunu ancak Türk milleti yapar. Bir de isimsiz kahramanlar olduğu gibi adını tarihe yazdıran kahramanlar da vardır elbet. Yani iç cephede mücadele edenler. Ben size dış cephedekileri anlattım. Peki ya iç cephedekiler? Onlar da mühimdir esasında. Hemen anlatayım. İç cephede de hainler vardır. Şehidin katiliyle, yani senin katillerinle, senin efendime söyleyeyim kardeşinin katilleriyle, komşunun çocuğunun katilleriyle ittifak yapıp bu milletten oy koparmaya çalışan hainler. Dağdaki peşmergeyi savunan hainler. Zillete düşen hainler. Bebek katilleri. Efendime söyleyeyim Türkiye içinde farklı bir devlet kurmak isteyen hain bölücü örgütler. İşte onlar. Onlar da devletin içinden mücadele ederler devlete karşı. Ancak devletin fedaileri iç cephede de her zaman vardır. İşte onlar kimdir mi? Soyadı Türkeş olanlar o hainlere korku salar. Soyadı Erbakan olanlar o hainlere korku salar. Soyadı Erdoğan olanlar o hainlere korku salar. Ya milliyetçi olduğu için işkence görürler. Ya da soyadı Yazıcıoğlu'dur. İslam'ı düşünür. Suikaste uğratılıp şehit olur. Ya da şiir okuduğu için hapse atılır. Ya da darbe yapılır. Sırf İslam birliğini kurdu diye. Onları da yıkmaya çalışırlar ama onlar yine yıkılmaz. Çünkü Türk millet onlara da sahip çıkar. İşte bu milletin farkı bu. Bu milletin farkı bu. O kahramanlar mücadelesine devam eder. Onlar yılmaz. Neden mi yılmaz? Çünkü onların adı Türk, soyadı Müslüman. İşte onlar o yüzden yılmaz. Bu yüzden. Şimdi daha iyi anlıyorum o kahramanları. Hem isimsiz kahramanları, hem adını tarihe yazdıranları. Benim adım tarihe yazılır mı diye hiçbir kuşkum yok. Ben şunu biliyorum. Adım tarihe yazılmasa bile, isimsiz kahraman olarak o kitapta katkıda bulunacağım. Ben ülkem için yaşayacağım, aşkım için öleceğim. Ben vatanım için mücadele edeceğim, bu millet için canımı vereceğim. Ben adı Türk olacağım, soyadı Müslüman olacağım.
Ben hiç kuşkuluyum. Çünkü niye mi? Çünkü her türlü tarihi yapan benim. Tarihi yapan Türk milleti. 2014 yılının Mayıs ayında arkadaşlarıyla birlikte kampüs önünde yaptığı açıklamayla yetkilileri uyarmış, açıkça uyarmış. Çakıroğlu'nun o görüntüleri arkadaşları tarafından da sosyal medyada yayınlanmış. Ömer Halis Demir dışarı doğru çıkıyor ve Semih Terzi geliyor sayın seyirciler. İşte öküzünü vereceksin dediler, hiç itiraz etmedi. Kara sabanın önüne kendisi geçti, tarlasını sürdü, öküzünü verdi. Buğdayından, tavuğundan, horozundan pay vereceksin denildi. Bağrına taş bastı, midesine taş bağladı, varını yoğunu. Biricik evladını, yavrusunu, ana kuzusunu, yüreğinin parçasını askere gönderdi. Tabut içinde geri getirdiler. Yutkunluğu olduğu yere çöktü. Vatan sağ olsun deyip kaderine razı oldu. Ama yol istedi, yol yapmadılar. Hastane istedi, hastane yapmadılar. Okul istedi, okul yapmadı. Doktor istedi, hemşire istedi, öğretmen istedi, göndermediler, yetiştirmediler. Huzur istedi, emniyet istedi, istikrar istedi, bunu da vermediler. Kandil'den birileri kendine göre açıklamalar yapıyor. Şehirlere inecekler. Kırsaldan şehre ineceklermiş. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var, bunu böyle bilin. Bunu böyle bilin. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelir. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız.